etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya ihtiyaç her zamankinden fazla içinde bulunduğumuz durumda. Sadece kendi ülkemiz için, milletimiz için değil, aynı zamanda dost ve kardeşlerimiz var. Onların da bizden beklentileri yüksek. Arkadaşlar, tarihe baktığımız zaman çok bizim acı serüvenlerimiz var. Birinci Dünya Savaşı'nda parasını verdiğimiz gemileri alamadık. Efendim 1974 Kıbrıs Harekatı'ndan sonra, Barış Harekatı'ndan sonra bize örtülü açık efendim bir takım müeyyideler uygulandı. Dolayısıyla biz bu 83 milyonluk asil Türk milletinin güvenliğini ve savunmasını bizlerinin vicdanına bırakamayız. Bizlerinin efendim kararına bırakamayız. Dolayısıyla bizim için yerli ve milli savunma sanayi olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Bunu bu noktaya getirdik. İnşallah bundan sonra da efendim bunu geliştireceğiz, efendim söyleyeyim, büyüteceğiz efendim ve bu noktada silahlı kuvvetlerin ihtiyacını sonuç olarak karşılayacağız. Ne ihtiyacımız varsa. Burada tabii hepsini karşılamak mümkün mü? Değil. Fakat en üst düzeyde, azami düzeyde nereye kadar gidebilirsek gideceğiz. Ya parasını verdiğimiz İHA'nın standart bir İHA'nın efendim motorunun efendim revizyonunu yaptıramadık. Parasını verdiğim halde. Şimdi çok şükür efendim biz SİHA ihraç ediyoruz. İHA ihraç ediyoruz. Zırhlı araç ihraç ediyoruz. Efendim silah mühimmat ihraç ediyoruz. Ve biz şimdi bakanlık olarak, Milli Savunma Bakanlığı olarak başlangıçtan itibaren ortaya koyduğumuz çerçevelerden biri de her şeyi kamu yapacak. Her şeyi askeri fabrika yapacak. Her şeyi askerler yapacak. Her şeyi askeri mühendis yapacak. Her şeyi devletin fabrikaları yapacak. Yok, böyle bir şey kalmadı artık. Yani burada önemli olan milletimizin, devletimizin bütün unsurlarının seferber edilip birbirleriyle koordineli bir şekilde, birbirlerinin işini kolaylaştıracak şekilde, birbirlerinin işini destekleyecek şekilde çalışması. Dolayısıyla bu manada kamu, özel sektör, üniversitelerimiz dahil hepsi omuz omuza tek yumruk ve tek vücut olarak çalıştılar. Çalışmaya devam ediyorsunuz ve bu konuda gerçekten önemli bir mesafe kat edildi. Önümüzdeki dönemde bunlardan ilham alarak çok da ileri gideceğime inanıyorum. Çünkü kendimize güven geldi. Biz en kompleks, en modern, en ileri teknolojiyi kullanan araç, gereç, silah, mühimmat dahil bunları yapabilecek bir kapasitemiz var. Bizim kültürel birikimimiz var, entelektüel sermayemiz var. Dolayısıyla bizim bunları kullanmak suretiyle ülkemize, milletimize yapacağımız ne varsa bunları yapmamız lazım. Tabii burada bu füzeler, roketler, efendim motorlar yapıldıkça inanın en uçtaki sözleşmeli er dahil, uzman çavuş dahil herkesin moral ve motivasyonu artıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çıtayı daha da yükseltip bu milli muharip uçağımızı yapacağız. Siper hava ve füze savunma sistemimizi yapacağız. Ve dolayısıyla çok daha ileride gitmek suretiyle bu Anadolu efendim amfibi hücum gemimiz var. Yani bu çok ciddi bir olay. Bunlarla efendim fırkateynlerimizle efendim muhriplerimizle karada, denizde, havada bu milletin, bu memleketin, bu asil milletin, mazlum milletin hak, alak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağız inşallah. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Fakat hiçbir zaman rahmete kapılmak yok. Zafer sarhoşluğu çok tehlikeli. Dolayısıyla biz işimizi ciddiye alacağız. Ciddiyetle ve samimiyetle elimizden gelen neyse gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve tabii bu fırtınalar gerçekten bizim için çok önemli. Bir ordunun en önemli efendim işte personeli var, manevra gücü var, ateş gücü var. Ateş gücü çok önemli. Bu konuda fırtınalar kendini kanıtlamış efendim silahlar. Ve bugüne kadar aldığımız, yaptığımız uygulamalarda kullandığımız silahlar son derece memnunuz. Bunun şimdi ikinci versiyonu, geliştirilmiş versiyonuyla Mehmetçiğin çok daha önemli işler yapacağından şimdiden emin olabilirsiniz. Bu tabii bizim için, sizin için gerçekten bir gurur kaynağı. Bundan dolayı da bir kez daha herkese ben kutluyorum, teşekkür ediyorum. Ve bu şekliyle egemenliğimizi, bağımsızlığımızı, hak, alaka ve menfaatlerimizi karada, denizde, havada ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde bizler korumaya, kollamaya devam edeceğiz. Sizler de bu yaptığımız çalışmaları, bu yaptığımız gayretleri kolaylaştırmak için ne varsa silah, araç, gereç, mühimmat, teçhizat bunları üretmeye devam edeceksiniz. Ve dolayısıyla millet olmanın mutluluğunu, millet olmanın imtiyazını yaşayacağız hep birlikte. Tasarımdan üretime, MİRGEM projesinde elde edilen tecrübenin Pakistanlı kardeşlerimizle paylaşılması ülkelerimiz adına büyük ve önemli bir kazanım olacaktır. İnşallah bu karşılıklı tecrübe paylaşımını zamanla daha birçok alanda görmek mümkün olacaktır.
Bu şekilde bölgesel ve küresel düzeydeki işbirliğimiz daha da güçlenecektir. Zira Türkiye ile Pakistan coğrafi olarak uzak olsa da kardeşlik bağlarımız nedeniyle iki ülke arasında birçok alanda güçlü işbirliği ve müstesna bir dayanışma mevcuttur. Keşmir başta olmak üzere Türkiye-Pakistan dayanışması yalnızca ikili meselelerle sınırlı kalmamış, Karabağ meselesinde de üç ülke tek yürek olmuştur. Pakistanlı kardeşlerimizin üç devlet tek yürek anlayışıyla Azerbaycan Türkü'nün haklı mücadelesine, davasına verdiği destek bizler için çok anlamlı ve çok kıymetlidir. Sayın Cumhurbaşkanım, biz bölgesel ve küresel düzeydeki işbirliğimizi sadece Pakistan gibi dostlarımızla, kardeşlerimize değil, aynı zamanda komşularımız ve müttefiklerimize de daha ileriye taşıma gayretindeyiz. Herkes bilmelidir ki bizler bölgemizde ve dünyada savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, üstünlük değil eşitlik, sömürü değil işbirliği istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Bugüne kadar bölgemizde ve gönül coğrafyamızda yaşayan masum ve mazlumların uğradıkları zulme ve haksızlığa akan kan ve gözyaşına kayıtsız kalmadıysak, 4 milyon Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyorsak, dünyada mutlak olarak birinci sırada en fazla insani yardımı biz yapıyorsak, yurt içinde, mavi vatanımızda, Kıbrıs'ta, Irak'ta ve Suriye'de mücadele ediyorsak, Azerbaycan'da, Libya'da, Somali'de, Sudan'da, Afganistan'da, Bosna Hersek'te, Kosova'da, Katar'da ve birçok yerde bulunuyorsak, insani ve ahlaki değerler ile uluslararası hukukun üstünlüğünü savunduğumuz, hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığında olduğumuz içindir. Her ne pahasına olursa olsun bu değerleri savunmaktan ve uluslararası hukuk çerçevesinde haklarımızı korumaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Komşularımız ve müttefiklerimizden de bizim bu gayretlerimizi görmelerini, hassasiyetlerimizi ve ülkemizin güvenliğini sağlama yönünde aldığımız tedbirlerin bir hukuk ve egemenlik meselesi olduğunu anlamalarını ve objektif davranmalarını bekliyoruz. Bu bizim hakkımız. NATO'nun güçlü bir üyesi olan Türkiye'ye yönelik müttefiklik ruhuna uymayan bazı ulusal kararların da muhataplarımız tarafından yeni dönemde tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Özellikle Yunanistan ile ilişkilerimizde her zaman dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Karşılıklı yapacağımız görüşmelerle meselelerin hak, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde ele alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasını umuyoruz. Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı kapalı Ege Denizi'nde ülkemizin hayati hak ve menfaatleri vardır. Bu denizde kara sularının hem ülkemizin hem üçüncü ülkelerin seyri sefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz bellidir. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur. Bu kapsamda komşumuzdan beklentimiz Türkiye'nin Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki hakkına, hukukuna saygı göstermesi ve bir takım yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek açıklama ve eylemlerden artık vazgeçmesi ve kaçınmasıdır.